Anlatınız bakalım paşam, o trende neler oldu? Paşam, Sirkeci'ye gittiğimiz zaman Selim Paşa adamın seyahat edeceği kompartmanın numarasını verdi. Ben dışarıdan penceresini mühürledim. Adam kompartmana girdikten sonra da kapısını mühürledim. Kompartmana kimse girmemiş. Mühürler bozulmamıştı. Kompartmana kimse girmediyse adam nasıl öldü? Bilmiyorum paşam. Peki paşam. Adam öldükten sonra Selanik'e vardınız. Selanik'te neden o kadar oyalandınız? Ne aradınız? Paşam. Adamın üstünde bir harita bulduk. Bir bölge işaretlenmişti. Mesafe vardı, lakin mekanlar belli değildi. Üç tahminimiz vardı. O yüzden üç ayrı yere üçümüz ayrıldık. Nereye gittiniz? Ben Kule Kervansaray'a gittim. Yani içeride kunduracılar vardı. Uzun süre dolaştım. Hiç kimse gelip gitmedi. Paşalar da belirlediğimiz yerlere gidip onlar da kendi araştırmalarını yaptılar. Peki trende dikkatinizi çeken bir kişi ya da bir olay oldu mu? Yani adam yanlışlıkla Ahmet Paşa'nın kompartmanına girmiş ve bir gazete almış, o kadar. Ne diyorsun paşa, açık söyle. Yani adam sadece Ahmet Paşa'yla temas etti. Sonra kendi kompartmanında kapılar mühürlü halde içeride ölü olarak bulundu. İçeriye hiç kimse girmedi. Adamın nasıl öldüğünü ya da nasıl öldürüldüğü konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Paşa, bir adam takip ediliyor. Ölü bulunuyor. Selanik'teki toplantıya bir paşa katılıyor. Selanik'e giden trende bildiğimiz üç kişi var. Sen, Ahmet Paşa ve Selim Paşa. Paşa, bu terazi bu sikleti tartmaz. Ne demek istiyorsun sen? Üçümüz. İhanet mi ettik? Elimizde tuttuğumuz terazi değil, kantar. Hünkârımızın hükmü bir tarafta, cihan bir tarafta. Şimdilik sorgunuz bitmiştir. Buyurun. Selim Paşa, İsmail Paşa sorgusunda adamın Ahmet Paşa'yla temasa geçtiğini söyledi. Paşam, adamın odaya girmesiyle çıkması bir oldu. Selim Paşa, onca badireden sonra hünkârımız sizi tekrardan paşa yaptı. Lakin size verilen ilk vazifede başarısız oldunuz. Ortaya böyle bir netice çıktı. Şimdi düşününce siz ya hainsiniz ya da beceriksiz. Paşam, paşam! Sinirlenmeyiniz. Hemen öyle sinirlenmeyiniz paşam. Asabiyetinizin tellerini tıngırdatacağınıza biraz aklınızın tellerini çalıştırınız. Ve bize söyleyiniz. O gün trende şüpheli bir şey gördünüz mü? İsmail Paşa odayı kilitlemeden önce adamın biletini tetkik etti. Yani? Yanesi o paşam. Hepsi o kadar. Sonra haritadan başka mekanlara da aldık. Ben tek katlı evlerin olduğu bir mahalleye girdim. Orada adamın biri odun kesiyordu. Ona bir şeyler sordum. Ama şüpheli bir duruma rahatlamadım. Paşalar. Ne soracaksanız sorun. Anlatınız paşam. O trende neler oldu? Hepsi raporda yazıyor. Siz bana ne sormak istiyorsunuz? Ahmet Paşa. Adam sizin yanınıza girmiş ve bir gazete alıp çıkmış. Yani adamla temasa geçmişsiniz. Odanın kapısı mühürlüydü. Adam içeride yalnız öldü. Ne olmuş benim odamdan bir gazete aldıysa? Peki paşam. Selanik'te nereye gittiniz?
Kıraathanenin olduğu yere. Beyaz Kule mevkiine. Orada bir papazla konuştum. Lakin aradım, taradım. Kaydeder hiçbir şey bulamadım. İyi de paşa. Toplantı siz ayrıyken gerçekleşmiş. Ben ömrüm boyunca Hakan'ımıza da devletimize de sadık kaldım, sadık kalacağım. Burada bir tahkikat yapılacaksa onu da ben yaparım. Paşalar, şimdi ben size soruyorum. Hakan'ımız benden şüphe ediyorsa... Allah aşkına söyleyin. Ben neden hala yaşıyorum? Neden? Seni yaşatan sadakatin, paşa.